Ve onlar da kucaklaşmayı seviyor. Özellikle seninle True. Yakınlaşma dilekleri daha mutlu ve güçlü yapıyor. Onlara iyi geliyor. Dilekler hakkında ne kadar çok şey biliyorsun Zee. Onlar üzerinde çalışmayı seviyorum. Dileklerden her gün yeni bir şey öğreniyorum. Herkes dileklerin havalı olduğunu bilir. Ama bu cihazlar muhteşem, muhteşemler. Bunun gibi. Ve bunun gibi. Ve bunun gibi de. Ve bu da çok havalı. Ve bunun ne için olduğunu biliyorum. Hadi ninja kedi. Ha, ya, ha, ninja kedi gücü. Vay be. Dikkat et. Zingi ışınının kullanım alanları çok geniş. Hala onlarda ustalaşmaya çalışıyorum. Öğreniyorsun, anladım. Zingi ışınında güçlü bir sarılma enerjisi var. Dileklerin ona sarılmasını sağlıyor. Böyle. Vala, buza, bim. Tek seferde pek çok dileğe ihtiyacım olunca kullanıyorum. Vala, buza, bim. Güzel. Deneyebilir miyim? Lütfen, evet, tamam. Ben... Lütfen. Üzgünüm Bartleby. Ama Zingi ışını oyuncak olamayacak kadar güçlü bir şey. Üzgünüm. Ha. Tamam. Ancak bana yardım etmek için yapabileceğim bir şey var. Hayze adında bir dilek çalışmamda saklanıyor. Onu benim adıma bulup getirebilir misin lütfen? Hem de nasıl? Dilek bulucu Bartleby iş başında. Hayze! Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Ortaya çık, ortaya çık, ortaya çık. Tatlı küçük. Ha, işte buradasın Hayze. Nerede bu? Nerede? Seni bulmak için ne kullanacağımı biliyorum. Buraların en havalı dilek yakalayıcısı. Zee bunu çalıştırmak için ne söylüyordu? Wally Wonga wa... Wally Wingo wu... Wiggle Wumble bi... Wala Buza bi... Waha... Bundan sonra Zingi ışınını yalnız bırakacağım. Sonsuza kadar. Ne? Kedi gözümle izliyorum. Hazi! Bartleby, iyi misin? Ninja sesleri duydum. Sonra bir zap, sonra çarpma sesi ve çığlık. Merhaba True. Zee'nin notlarını gözden geçiriyordum ve Hayze'yi buldum. Bak işte masanın üzerinde duruyor. O bir defter mi? Evet, not alıyordum da. Dilek notları. Bugün Zee'nin dilekler hakkında bize anlattığı ilginç şeylerin notları. Eve gidip okumak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten eve dönmemiz gerekiyor. Ne diyorsun? Yani hemen şimdi. Bu yeni direk amağını dene hadi. Muhteşem şeyler Zee, gitmem gerek. Bütün gün burada duramam. Hadi gidelim True. Hoşçakal Zee. Gülümle. Sanırım eve gitmeye hazır. Hoşçakal Zee. Güle güle True. Görüşürüz. Zingi ışınım. Yere mi düşmüş? Çok garip. Hadi Zee, işte buradasın. Seni diğer direklerin yanına götürelim. Eve gitmek için bu kadar hevesli olduğunu hiç görmemiştim. Hevesli mi? Ne? Bekle, hayır. Yani ben sadece Zee ziyaretimiz hakkındaki notlarımı okumayı iple çekiyorum. Neden ara vermiyorsun? Aşağıda oyun oynayabiliriz. Harika, hemen geliyorum. Hayır. Olamaz. Hayır. Bırak artık beni dedim.
Buraya getirdiğin o şeyler de ne öyle bir? Ne? Oyun oynamak istiyordun değil mi? İşte bunlar benim oyun taburem ve oyun yastığım. Oynamak için. Mükemmel. Yastığın şunlardan biri olabilir. Dam dam dam. Lavabası. Odanın tabanı lavla dolu. Dokunamayız. Ve bu adalar üzerinde yürünecek yegane güvenli yerler. Ya benim adamın yeri böyle çok güzel. Hayır değil. Lavların içine batıyorsun. Çabuk bir çabuk. Rahatmış. Uzi. Rahat. Yumuşak ve rahat. Bardleby, yastıklar oyunumuz için. Hayır dur. Sen de bana sarılacaksın. Her şey üzerime yapışıyor. Benim zavallı küçük dostum. Sorun değil. Sakin ol. Tamamdır. Sakin olmak. Hiç sorun değil. Salatalık kadar sakinim. Daha az sakinim. Isınıyorum. Olamaz. Evdeki her şey üzerine yapışmadan önce seni dışarı çıkarsak iyi olur. Sabit ve sakin yürü yeter. Ve hiçbir şeye dokunma. Tamam. Yaşasın. Yani ninja şeketi gibi yürü diyorsun. Bu konuda uzmanım ben. Olamaz. Botlarım olmadan yürüyüşe gidemem değil mi? Pekala, sıkıştım sanırım. İmdat! Üzgünüm. Ne kadar yapışkan olduğunu unutmuşum. Bana bakın. Eskiden bir kediydim ama artık kedi topuyum. Her şeyden oluşan dev bir kedi topu. Bunu düzelteceğiz. Beni takip et. Sakin ve sabit. Sabit duramıyorum ki. Yapabildiğim tek şey sallanıp yuvarlanmak. Ve şimdi dönüyorum. Belki de seni yuvarlayıp... Hayır. Bana dokunamazsın yoksa sen de yapışırsın. Doğru. Dokunmak yok. Yapışkan bir durumdayız. Belki Zee yardım edebilir. Kümülo, buraya gel. Dilek ağacına götürmemiz gerek. Kümülo'nun üzerine yuvarlanabilir misin Bardleby? Dönerek gitmeyi deniyorum ama olmuyor. Seni dilek ağacına nasıl götüreceğiz peki? Endişelenme bir şeyler düşüneceğim. Yapmam gereken... Belki siz yardım edebilirsiniz. Dikkat et! Yakala beni! İşte bunu ucuz atlattık. Üzgünüm, benim hatam yapışkan kedi. Bu biraz yapışkanım. Bardleby her saniye büyüyor. Artık onu dilek ağacına götürmemin imkanı yok. Dilek yardımı gerekiyor. Gidelim Kümülo. Benim de bir sorunum var. Zingi ışının tüm sarılma gücünü kaybetmiş ve Hagzi'yi de bulamıyorum. Yardım gerekiyor. Direkt bulucu Bardleby nerede? Burada değil, başı dertte. Ne oldu? Artık eşyalardan oluşmuş bir top ve daha da büyüyor. Dokunduğu her şey ona yapışıyor. Yüce yer çekimi. Şuraya oturup bunu biraz düşünelim. Dilek ağacı sana nasıl yardım edebilir? Pekala. Bardleby topunu yakalamama yardım edecek bir dilek gerekiyor. Sonra üzerine yapışan her şeyi ondan ayıracak bir dilek gerekiyor. Dilek ağacı seni duydu True. Üç dileğini alma zamanın geldi. Hazırım. Dilek ağacı, dilek ağacı. Harika dileklerini paylaş benimle lütfen. Harika dileklerini paylaş benimle lütfen. Paylaş benimle dileklerini.
Harika direkler True. Bakalım onlar hakkında başka neler öğrenebiliriz. Hey Direkopedi! İlk dileğin evet Elastiko. Çok esneyip uzayabiliyor ve sonra eski şekline geri dönebiliyor. Elastiko lastik gibi. Bartle bir topunu yakalamama yardımcı olabilir. Sonuçları duymak istiyorum. Şimdi ikinci dileğin nerede bir bakalım. Yapışkan. Yapıştırıcı izine her şeyi yapıştıran yapışkan bir dilek. Nesnenin yapıldığı malzemenin bir önemi yok. Bu biraz iğrenç. Ama Bartle benim üzerindekileri çıkarmama yardım edebilirsin. Ve üçüncü dileğin Zizu. Bu dilek bir akü gibi. Enerji depolayıp verebiliyor. Akü Bartle Bey'i durdurmama nasıl yardımcı olur bilemiyorum. Ne? Ama bir yol bulacağımdan eminim. Teşekkür ederim Zi. Ve dileklerini benimle paylaştığın için sana da teşekkürler Dilek Ağacı. Gidip en iyi arkadaşımı kurtaralım. Koşmam gerek. İyi şanslar True. Rahat mısınız majesteleri? Yeterince kraker ve içeceğiniz var mı? Evet. Ne kadar da lezzetliler. Pekala, benim için hazırladığın sürpriz nedir? Bir sonraki kraliyet organizasyonu için görülmesi gereken bir şey. Ve şimdi dünyada ilk defa Griselda'nın Grismo'ların inanılmaz akrobatik yeteneklerini sunuyorum size. Benim müziğimle Griselda. Fena değil. Neredesin Bartleby? Saklanmak için çok büyüksün. Seni buldum. Harika, harika. Ve şimdi de sıra büyük bir sonda bir Grismo piramidi. Kedi topu geliyor. Kabalık. Merhaba Bartle. Biraz kraker ister miydin? Evet lütfen. Bütün bu yuvarlanma beni biraz acıktırdı. Tamam, gitme zamanı. İçeceklerim. Merhaba Froki. Froki dostum. Gökkuşağı kralı Griselda vardı, bir topu size dokunmasın. Yardım et. İlk dileğimi kullanma zamanı. Zip zap zoo seni seçiyorum. Bu ya Elastiko. Dilek gerçekleşsin. Durduk. Sonunda durduk. Sonunda işler düzeliyor. Erken konuştum. Gösteride True ve Bartleby'yi kullanmak dahice. Biliyorum. Senin tam olarak böyle duracağını düşünmemiştim ama işe yaradı. Teşekkürler Elastiko. Çantaya geri dön. Bekle, dur. Sakın Bartleby topuna dokunma yoksa sen de yapışırsın. Kendini tutamadın değil mi? Evet tutamadın. Endişelenme.
beslenme. Artık durdurduğumuza göre her şeyi toptan çıkaracak bir şeyim var. Yapışkan, sana ihtiyacım var. Zik zak zoo, seni bekliyorum. Uyan yapışkan. Dilek gerçekleşsin. Ya hazır mısın yapışkan? Yuvarlanma ve yapışkan olma zamanı. Muhteşem mavi. Çok mutlu olurum. Tamam şimdi. Bir. İki. Üç. Çek. Vay be. İşe yarıyor. Globo Bart'ın benim üzerinde kileri alıyor. Benim Froki dostum, güven. Kişilere sarılmak istersen ben olduğumdan emin ol, tamam mı? İşe yaradı! Özgürüm! Bana bir ışıksın! Bartleby yapışkan başardı! Tamamen kurtulduğumuz için çok mutluyum. Beni bırakabilirsin bir. Deniyorum! Olamaz! Bu kötü oldu Tru, kötü! Senin yüzünden değil, seni seviyorum ama bu kötü! Duramadım. Çok daha iyi. Aa, yine olmasın. Yapışmadan önce gitmem gerekiyor. Hoşçakalın. Sen de mi yapışkan? Bu yeni. Ne oldu ki? Bilmiyorum. Ama en azından yapışmış değiliz. Öyle gibi, evet. Dışarıda neler olduğunu merak ediyorum. Bütün bu enerji bana bir şeyi anımsattı. Senin zengin ışını. Neler oluyor? Uçan fotonlar. Bu top çok büyükmüş. Merhaba Z. True, neler oluyor? Topun yapışkan enerjisinden bir türlü kurtulamadım. Krallıktaki her şey topa yapışmış gibi görünüyor. Sen de dahil. Dilek ağacı. Şaşkın fuşya. Topun yapışkan ışını o kadar güçlendi ki dilek ağacının bütün gücünü emdi. Bu durum tüm gökkuşağı krallığı için bir felaket demek. Zee, buna neyin sebep olduğunu biliyorum. Senin zingi ışının olmalı. Olamaz. O şey çalışmıyor. İçinde hiç enerji kalmamış ki. Evet, şimdi aklıma gelmişken zingi ışınını kullanmam gerektiğini söylemiştin. Ben kullandım ve beni yapışkan enerjiyle doldurdu. Ve ondan beri krallıktaki her şey bana birazcık yapışmaya başladı. Söyleyince iyi hissettim gerçekten. Hayır, uzak dur. Yoksa sen de yapışkan olursun. Zingi ışınım. Peki şimdi ne yapacağız? Üçüncü dileğim hala duruyor. Sizu. Ama bunu düzeltmek için nasıl kullanabilirim? Biraz düşünmem gerekiyor. Hemen döneceğiz. Bartleby topunu bir arada tutan şey yapışkan enerjiydi. Bir fikrim var. Sizu Bartleby topundaki enerjiyi çekebilir. Ve hepsini zengin ışınına geri verebilir. Ve sonra Bartleby topu parçalanır, biz de özgür oluruz. Harika fikir Tru. Gerçekten sihirli bir yaratıksın, her zaman söylediğim gibi. Pekala Sizu. Hadi yapalım. Zik zak zo, seni seçiyorum. Uyan Sizu. Dilek gerçekleşsin. Merhaba Sizu. Tamamen şarj olmaya hazır mısın? Harika. Bartleby topundaki tüm yapışkan enerjiyi alıp depolamanı istiyorum. Aa,
Al bakalım. Zengi ışının için özür dilerim. Mutlulukla doluyum. İkiniz iyi iş çıkardınız. Teşekkür ederim. Sonunda her şey eski haline döndü. Senin sayende True. Bir şey değil gökkuşağı kralı. Ve Zengi ışınım eskisinden de iyi çalışıyor. Artık o şeyle hiçbir zaman oynamayacağım. Ya da senin cihazlarından biriyle. Asla, asla olmaz. Bartleby, bugün bana yeterince sarıldım sanıyordum. Aa, evet ama o daha önceydi. Artık şimdi kedi sarılması. Yapışmak kontrolü. Bir? Yapışmak kontrolü. Evet hala iyiyim ama her zaman sana sarılacağım True. Hey.